Sultan Gazi'de iddiaya göre arkadaşıyla birlikte babasının çalıştığı iş yerine ait kamyoneti kaçıran çocuk park halinde bulunan araçlara çarparak zarar verdi. Sokakta çocukların oynadığı esnada yaşanan olayda faciadan kıl payı dönülürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Esentepe mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 16 yaşlarında olduğu öğrenilen A.E. arkadaşıyla birlikte babasının çalıştığı iş yerine gelerek kapı önünde park halindeki kamyoneti kaçırdı. Kamyonetle dolaşmaya başlayan çocuklar ara sokaklara girerek yaklaşık 10 araca çarparak zarar verdiler. İlk olarak girdikleri sokakta park halinde bulunan iki otomobile çarpıp zarar veren çocuklar, kaçarken aynı sokak üzerinde bulunan motosiklete çarpıp savururken bir otomobile daha çarptı. Sokaktaki vatandaşlar ve çocuklar sağa sola kaçışırken, kamyonetle kaçmaya devam eden çocuklar girdikleri farklı sokaklardaki başka araçlara da zarar verdiler. Kaçan çocukların peşinden takip ederek başka araçlara ve kendilerine zarar vermemeleri için motosikletle giden bir vatandaşsa önlerini keserek çocukları durdurdu. Durdurulan çocuklar olay yerine gelen polis ekipleri tarafından karakola götürülürken araçları zarar gören vatandaşlarsa çocuklardan şikayetçi oldular. Burada duruyorduk arkadaşlarla beraber. Çocuklar falan da burada oynuyordu. Bir anda sokağa kamyonet girdi. Yukarıda bir arabaya vurdu, aynasını kırdı, fark edemedik. Sonra sarı arabaya vurunca peşinden seslendik hiç durmaksızın. Bu motorda çanta vardı, motoru yıktı bu arabanın üstüne doğru. Buradan sola dönerek alt sokakta orada da birkaç arabaya vurmuş. Sonra yukarıdan döndü, şurada iki sokak arkada önünü keserek durdurduk. Ondan sonra iki tane inen çocuktu zaten ikisi de. Araç babasının şirket aracıymış, aracı kaçırmışlar, babasının da haberi yokmuş. Sonrasında işte buradaki araç sahipleri falan hepsi şu an karakolda ifade veriyor. Yani bizim burada mahallemizde setler vardı. Setlere inşaatlar yapılırken hep söktüler, attılar. Sonrasında başvurduk, gelip kurmadılar. Burada çocuklar oynuyor, çocuklar riskli durumda. Yani belediyeden ricamız gelsinler şu mahallelerin artık problemlerini çözsünler. Biz de bu tarz şeylerle maruz kalmayalım. Ailelere de lütfen duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Çocuklarınıza dikkat edin. Yani çocuklarımızın içinde bulunduğu bir çocuğu ezmiş olsaydı burada kimse bunun sorumlusunu hani maddi hasar karşılanır ama manevi hasar kesinlikle karşılanamaz.